Evet, şimdi bir telefon bağlantısıyla devam ediyoruz. HDP milletvekili Sayın Ferhat Enci telefon attığımızda. Ferhat Bey merhabalar. Merhabalar, iyi yayınlar. Evet, bölgeden, Cizre'den ve diğer yerlerden açıkçası iyi haberler gelmiyor. Siz bir tweet attınız ve şöyle yazıyor, hatırlatayım ben izleyicilerimize de. Yaralıların olduğu bölgede yoğun bir saldırı var, 28 yaralı bile bile infaz edilecek dediniz. Ve nedir yani bunu, size gelen bilgileri biz öğrenmek istiyoruz. Ne bekliyor bugün Cizre'yi? Evet, bildiğiniz gibi 3 gündür orada 28 yaralının olduğu bilgisi bize ulaşıldı ve bunu sürekli kamuoyuna taşıdık. Biz o yaralıları almak için dün de bir girişimde bulunduk ve maalesef Cizre'ye girmemize izin verilmedi. Bize gelen son bilginin 18 kişinin ağır yaralı olduğu, 3 kişinin de yaşamını yitirdiği, Cihan Karaman'la birlikte 3 kişinin de daha yaşamını yitirdiği ve diğerlerinin de geride kalan da hafif yaralı olduğu bilgisi bize ulaşıldı ve hala bu konuyla ilgili bir sonuca ulaşmış değiliz. Ve bize gelen onlardan, orada bulunan yaralardan gelen bilgilerde etraflarına bulunduğu binalara yönelik yoğun bir saldırı olduğu defalarca dile getirdiler. Bu sabah da öyle bir şikayette bulundular. Devlet orada açıkçası nasıl Silopi'de 3 Kürt siyasetçi kadını katletmişse, infaz edilmişse, orada bulunan yaralıların da infaz edileceği kaygısını taşıyoruz açıkçası. Çünkü birçok kez bu durumla karşılaştık ve bu durumu dile getiren, daha önce yaralı olup hastaneye taşınmadan yerde infaz edildiği yönünde bir sürü bilgi, belge bize getirildi açıkçası. O açıdan bu yönlü bir kaygımız vardır. Biliyorsunuz 43 gündür Cizre'de bir abluka altında Cizre halkına topyekun bir savaş açılmış ve hiçbir savaş kurallarını gözetmeden herhangi bir vicdani ahlaki kaydıyı göz önünde bulundurmadan orada bulunan insanlara yönelik bir saldırı söz konusu. Cihan Karaman'ın AİHM'den, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden almış olduğu tedbir kararına rağmen maalesef devlet yetkilileri ambulansların gitmesine izin verilmedi. Bu konuda uluslararası hukuk kurallarının da kaidelerini de ayaklar altına alıyor. Bundan kaynaklı bizim bu yönlü bir endişemiz var maalesef. Evet. Bu kabul edilir bir değildir. Bu tümden bir yaralı olan bir insanların infaz edilmesi ya da oradan 3 gündür orada bekletilmesi kabul edilir bir durum değildir. O açıdan derhal bu uygulamadan, politikadan vazgeçilip orada bulunan 25 yaralanın oradan derhal tahliye edilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Dün de her gün zaten cenazeler kaldırılıyor. Dün de 2 cenaze Cizre Devlet Hastanesi'nde, bu sabah da Şırnak Devlet Hastanesi'ne getirdi. Kimliği belirsiz kişiler bunlar, evet. Evet, Sayın Enci, çok teşekkür edelim tüm bu bilgiler için. Hemen bir başka bağlantıyla devam edeceğiz. O yüzden görüşmek üzere, kolay gelsin. Ben teşekkür ederim, sağ olasın. Evet, yine bir bağlantımız, yani Cizre'den iyi haberler gelmiyor ve dünden beri Cizre'de Sayın Ferhat Öncü'nün de söylediği gibi bodrum katlarda yaralılar var ve durumları oldukça kötü. Ağır yaralılar hayatını kaybediyorlar. Hemen yine bir bağlantıyla devam edelim. HDP milletvekillerinden Sayın Faysal Sarıyıldız bizimle birlikte. Sayın Sarıyıldız merhabalar. Merhaba, iyi yayınlar. Evet, siz neler anlatacaksınız? Size ulaşan bilgiler ve Cizre'deki son duruma ilişkin neler aktarabilirsiniz bize? Hala söz konusu yaralı sivilleri alabilmiş değiliz. Hala bu sivillerin bulunduğu yere yoğun top atışı yapılıyor. Söz konusu binanın 5 katlı binanın büyük oranda yıkılmış durumda. Hala devlet de Cizre'de insanlık suçu işliyor. Uluslararası mahkemelerin tedbir kararına rağmen hala yaralılar hastaneye götürülmeyerek ölümle karşı karşıya bırakılıyor. Bunun yanı sıra şu an daha toplu bir katliamla karşı karşıyalar. Bu insanların bir an önce oradan tahliye edilmesi gerekiyor. Kimi çabalarımız var, arkadaşlarımız bakanlıklarda bekliyor. Her türlü
yasal zemin, bürokratik zemin kullanılıyor. Ama henüz bu insanlar taşınabilmiş değil. Bu insanların başına bir şey gelmesi halinde böyle aleni bir şekilde adresleri verilmiş, sokakları verilmiş, hangi binanın hangi katında kaldıkları, kaç kişi oldukları, kaç kişinin yaralı olduğu, yanlarında ne kadar cenaze olduğu yönündeki tüm bilgiler paylaşılmasına rağmen böyle bir vahşet, böyle bir abluka devam ediyor. Şimdi bu insanların başına bir şey gelmesi halinde şunu söyleyelim. Bu politikayı, bu vahşet politikasını yürütenler bunun altında kalacaktır. Bu bir halka en iğrenç, en kirli, en bayağı şekilde saldırmak olacak. Düşmanlık duygularında dahi bu yönelimin yeri yoktur. Henüz alamadık. Şu an telefonda da çok fazla konuşamıyorum. Çünkü her dakika çok büyük bir felakete gebe. O nedenle çok fazla telefonumuzdan meşgul etmeden durumu kamuoyuyla, basınla paylaşmaya çalışıyoruz. Durum bu şu an. Evet, çok teşekkürler Sayın Sarı Yıldız. Evet.